Şimdi biraz biz tarafsız bölgede savunma sanayimizdeki gelişmeleri vermeye, onları göstermeye, halka yansıtmaya meraklıyız. Yeni iki gelişme var. Eray Bey de yardımcı olacak. Şimdi bir tanesi Midlas diyorlar. Midlas. Bir açılımı var mı bildiğiniz Midlas? Milli Deniz. dikey launcher ateşleme sistemi. Milli dikey füzey atım sistemi. Evet, launcher. Midlas launch. Ha, Evet. Midlas. Evet. Launcher ne demek? Launcher füze. Launcher. Yani füzeyi atan pod Ha, aslında. platform. Platform. Peki. Ama bu bu ne işe yarıyor? Bu bir Namlu. Silah değil. Ne bu? Bu çok önemli. Bu silahtan daha önemli. Namlu dedi Dursun. Namlu yani. Launcher olmadan füzeyi atamaz. Evet. Launcher namlu. Yani füzeyi atan pod içindeki şey. Şöyle yapalım mı? Bir önce izleyiciler bir görsünler tamam. bu şeyi. Sonra bu nedir'i Atışı tamam. evet. konuşalım. İzleyelim. Ne oldu? O zaman. Test. Başarıyla sonuçta. Başarıyla sonuçta. Şimdi bir devam etsin görüntü. Soruyu şöyle soracağım. Buyurun. Yani bu dediniz ya tam o noktayı bir işaret edelim. Devam etsin. Bu mu? Bu. İşte pod bu. Pod bu. Pod. Bu böyle hani. Launcher dediğimiz yani. Bilgisayarlı falan böyle. Hayır hayır. Bu bir füzenin içinde olduğu atış yapılan, atıldıktan sonra da atılan. Yani He. bir şey, namlu diyelim. Namlu, çok evet. güzel söyledi evet. Dursun namlu. Bey. Namlu. Şimdi burada, bir dakika bir duralım. Şuradan, ha, evet. o namludan bu şey. Peki bu önemli bir alet midir? Çok çok önemli. Ya bu füzeden daha önemli bakın. Gerçekten. Gerçekten, anlatayım. Teknolojik olarak. Teknolojik olarak. Şimdi bakın, bu ne yapıyor? Dikkat edin, dikey diyor. Dikey atış yapıyor. Ama sonuçta gidip, yatay, bakın dikey çıkıyor. Dikey çıkıyor. Ha, sonra bak, gidip çıkıyor. Yatay bir hedefi düşüyor. Vuruyor. Evet, sonra yatay. Ha, peki, 16 tane pod var orada. Launcher var. Bu 64'e kadar çıkabiliyor. Onu size söyleyeyim. Aynı anda mı atabiliyorlar 64'e kadar? Ya, hayır, şeyin, ya yani ihtiyaç o şöyle. Aynı anda 10 tane atabiliyor. 100 tane takip edebiliyor. 10 tanesini de aynı anda vurabiliyor. Neden önemli dedin? Neden önemliyi anlatıyordun? Şunda, dikey çıkıyor bakın. Sonra gidip yatay bir hedefi vuruyor. Bunun ne önemi var? Yatay olsaydı bunlar, 64 tane füzeyi buradan nereye konuşlandıracaktınız? Ha, o dikey olmasının öyle bir önemi bir var. Kapasiteyi arttırıyor bir kere. Yani bu o yüzden şeyin, menzili arttırıyor fırkateynin üzerindeki füze atabilme Aşırı. Kapasitesini arttırıyor. Yatay olsaydı... Bu gemi hangi gemi? İstanbul fırkateyni. TCG İstanbul. TCG en son denize indirildiğinde ben de bunun kabul töreni. Peki bu denizden mi yapılan? Evet evet denizden. Peki hep denizden mi yapılacak bu? Buradaki icat edilen yani yapılan şey dikey atış yapabilme özelliği. Karadan da atılabilecek mi bu? Hep denizden mi atılacak? Füze şimdi füze karadan da atılabiliyor, ha. havadan da atılabiliyor ama burada önemli olan dikey gemilere dikey atış yapabilme kapasitesi kazandırılarak atış yapabilme performansınızı artıyor, sayısınızı artıyorsunuz. Yoksa yatay olsaydı bunlar daha az şey yapılabilecek. Dursun Bey denizcisiniz siz. Evet evet. Bir şey söyle bitirsin yok katılsın. Hayır hayır. Gelin lütfen size. Bunun ne önemi var bize bir yani deniz bir denizci olarak dikey olmasının ne önemi? Dikey var, olması evet. yatay olsaydı 64 artar. Adet füzeyi alamıyordu. Doğru. Onun dışında menzil olarak bir bu füzeyle var. İlgili. Bu Midlas bir sistem. Yani sistem. Gemiye bunu füzeleri monte edeceğimiz bir sistem. Bir de stabilizasyon sağlıyor tabii bu, ki. Bu denizcilik de çok önemli midir? Şimdi deniz vasıtasından, platformdan, hava hedeflerine karşı, deniz hedeflerine karşı, gerektiğinde kara hedeflerine karşı. Yani sahili
bombalamak adına, hedefleri vurmak adına milli olması anlamında önemli bir kazanç. Daha peki, önce bunları dışarıdan para ödeyerek alıyorduk. Hem size hem Eray Bey'e evet. bir şey soracağım. Bu bir füze savunma sistemi mi? Bu bir savunma sistemi mi? Savunma sistemi tabii. Şimdi ama atılan füze... Taarruz için de kullanabilirsin. Yani şimdi bir düşman füzesini vurmak için, düşman hava aracını vurmak için kullanabilirsiniz. Ama aynı zamanda bir düşman uçağını da vurursunuz. Düşman gemisini, uçağını vurmak için kullanabilirsiniz. Gemisini de vurabilirsiniz. İki özelliği de var. Evet. Sahilde bir düşman radarını vurmak için de kullanabilirsiniz. Mesela karada bir düşman tankı var, onu da vurabilirsiniz. Vurabilirsiniz, evet. Yani çok, o atmaca çok sistemlerinde bu füze şey var. Sistemi, evet. Ama burada şunu ayırmamız lazım. MIDLAS bir silah sistemi değil. MIDLAS bu silah sisteminin dikey olarak atışını yapabilme imkanı kazandırılan bir ayrı sistem. Bir platform herhalde. Ha, bunun içerisine mesela Hisar D füzesi demin ateşlenen, bu bir hava savunma füzesi. Evet. Yani 150 kilometre menzilli. Haluk Görgün şey demiş, donanmamız milli hava savunma sistemiyle korunuyor. Evet, bu hava savunma sistemidir. Ama dediğim gibi bakın buna atmaca füzesi koyarsanız bu sefer donanmamız gemi savunma sistemine de döner. Dursun Bey'in söylediği. Evet, evet, aynen öyle. Yani önemli olan bu launcher sisteminin, yani bu MIDLA dikey atış yapabilme yeteneği bizde daha önceden dışarıdan komutanın da söylüyor, parayla alıyorduk. Ve bize çok kısıtlamalar koyuyordu. Ama şimdi bu dikey atış yapabilme sayesinde gemilerimizdeki füze sayısını arttırabildik. Dikey atış niye önemli? Dikey atış, attığınız her roketin, her silahın arkasında bir geri tepme, yanma şeyi var. Yangın çıkarma tehlikesi var. Dolayısıyla dikey atma ilave bir kapasite. Yani arkası açıkken atabilirsiniz. Temizlersiniz. Peki, arkada o bölgeyi. O tehlikeyi ortadan işte kaldırıyor mu? Absorbe eden evet. Launcher sistemi. Launcher yani sistemi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. Mesela daha önceden bu yoktu. Ve yatay atış yapılıyordu. Şimdi yatay atış yapıldığı zaman arkasındaki... Topçu gibi olur yani. Evet, deniz topçusu gibi olur. Arkasındaki ateşi komutanım durdurabilmek için ilave teçhizatlar konuyordu. Emniyetli onu da, bölge. Onu da evet. biliyor musunuz? Her 7 füzede değiştirmeniz gerekiyordu. Yani gemi 7 füze attıktan sonra kıyıya gelip evet. bunu değiştirmek zorunda kalıyordu. Peki, şimdi bu ortalık... Bu testten sonra büyük bir sevinç dalgası oluyor. Demek ki bunun başarılı bir... netice alması da çok önemli. Yani şöyle, Allah korusun, yani eğer bu başarısız olsa içinde patlayabilir. Çıkmaz, patlamaz. Yani ateş edemezsiniz, o kadar karmaşık. Havaya çıkar, gemiye düşer. Havaya yani çıkar, gemiye düşer. O zaman burada menzil... Hedefi vuramazsınız. Burada o zaman menzil sorusunu sormanın bir anlamı yok. Füzeyle ilgili menzil. Menzil füzeyle ilgili. Bu... Değil mi? Ama launcher'in yapısı da füzenin ilk hızı, çıkışı, işte arkasına takılan yakıt. Bunlar hepsi bir sistem. Yani yani düşünün, o kadar yani 2-3 bin derecelik ısıyı içeride absorbe ediyor. Evet. Yani, siz şunu mu diyorsunuz? O launcher sistemi bunun hızını, menzilini de gösterir mi? Tabii. Etkiler mi? Etkiliyor. Yani, etkiliyor. Yani launcher bu, sisteminin kapasitesi etkiler. Tabii esas itibariyle arkasındaki motor ve yakıt sistemi evet. menzili peki, getiriyor. Her ikinize bir şey sormak istiyorum. Savunma sanayinde bugüne kadar çok büyük gelişmeler oldu, veriyoruz hepsini. İşte şu füze, şu helikopter, şu... Bu nereye tekabül eder yani önem açısından? Bayağı bir önemli bir şey midir? Yani şöyle dikkat edin, Siper D diye geçiyor bu atılan füze. Yani Siper füzesinin deniz versiyonu. Ayrı bu gemilerden atılacak şekilde modifiye edilmiş hali. Ama özellikleri aynı. 150 kilometrenin üstünde işte %99 vuruş kapasitesine sahip. Hem işte gelen füzelere, SİHA'lara ya da düşman uçaklarına karşı kullanılabileceği gibi aynı zamanda siz taarruzi olarak da bunu kullanabilirsiniz. Yani gördüğünüz düşman hedefini de vurabilirsiniz. Bu şunu düşünün. Yani, yani ne kadar önemli bu? Hani şimdi onu vurgulamak açısından şöyle bir örnek vermek lazım. Bir gemiyi alırsınız, 30 sene kullanırsınız. Ama bir mühimmatı alırsınız, attığınız zaman biter. Şimdi Kıbrıs harekatını hatırlayalım. İşte fantom uçaklarımız var, mühimmatımız var, bitti. Kardeş ülkelerden mühimmat aldık çünkü ambargo vardı. Yani mühimmatı kendinizin üretmesi, gemi üretmek kadar önemli. Peki bu ne diyorsunuz? MIDLAS. Launcher mi diyorsunuz? Bu bir mühimmat mıdır? Hayır. Launcher'in içine konan roketler... Evet, launcher mühimmat değil. Evet.
mühimmat lançerin içerisine konuyor. Peki bunu sen yapmazsan ha bir kritik zamanda alamazsın. Tüketirsiniz, ambargo alamazsınız. Dolayısıyla geminiz var, ateş edemediğiniz zaman hayati kalmaz. Peki savaşta? Tabii hayatıdır. Yani ya şöyle mühimmat düşünün, savunmada. Mühimmat olmadan, cephane olmadan savaşa girilmez. Ahmet Bey bir de asıl espri burada şu. Yani sıradan bir mühimmat değil ama. Değil, güdümlü zaten. Güdümlü şeyin siperin deniz için evet, modifiye edilmiş. Ama burada önemli olan şey şu. Midlas sayesinde bir gemi 10 tane füze, yatay füze taşırken şimdi 64 tane taşıyor. Kapasitesi yani kapasiteniz artıyor. Bir de bunlar daha önce denendi çünkü bu yatay atış yapıldığı zaman o ateşi, arkasındaki ateşi kesecek sistemler her 7 füzede bir değiştirmek zorundasınız. Bir de geçen hafta karadan böyle bir deneme yapmışlar. Bu atmaca füzesi. Atmaca. O atmaca. Sinop'tan. Sinop'taki o. O değil diyor. Bir evet, göster. Çakır mı? Tamam, göster ver. Sinop'ta karadan atılan. Çakır mı? Bu ne? Bu taşıyıcı. O füzenin taşıyıcısı. Bununla bir ilgisi bu da, yok mu? Bu da mı? Alttaki araç taşıyıcı. Geminin yerini tutuyor. Taşıyıcı. Şurası lançer mi? Evet. Evet. Orası lançer mi? Lançer. Üstündeki evet, lançer. İki tane o lançer. Tamam, lançerin kara versiyonu diyebilir miyiz buna? Aynı lançeri. Lançer aynı zaten. Aynı. Önemli olan lançeri denizdeki gemiye monte edebilme kabiliyetini Midlas sağlıyor. Ve dikey. Ve ha, dikey o Midlas'la ilgili. Midlas'la ilgili. Burada Midlas yok. Burada Midlas yok. Bu atmaca. Ve orada dikey olarak atılması da çok kritikti herhalde. Hisar bu. Hisar. Hisar mı? Ha, hisar füze. Evet. Hisar siperin bir alt versiyonu. Tekrar söylüyorum. Yani bu platformları gemi olsun, zırhlı muharebe aracı olsun. Yani onlarca mühimmatı kullanmak için, atmak için kullanırsınız. Ama mühimmat bittiği zaman... Yani mermi olmayan silahı ne yapar? Tabii de yok. Ne demek istediğinizi anladım. Sopa olarak kullanırsın. Dursun yani. Bey bunu yerli olarak yapmak önemli bir şey mi? Tabii önemli. Yani mühimmat yani gemide dışa bağımlılık, mühimmatta dışa bağımlılıktan daha efenişer. Evet. Siper var mı bizde onun? Mühimmat daha önemli. Bir onu da görebilir miyim? İşte demin atılan o füze siper füzesi. Siper. 150 kilometre menzilli. Evet. Gemiden atılan. Gemiden atılan. Yani biz milli bir füze sistemimizi, milli bir dikey atış lançerine monte ettik. Monte. Bunlar radar sistemi. Bu nedir peki? Radar. Siper füzesi. Yani bu S-400'ün yerine geçecek bir şey mi? Evet. Tam olarak bu. Şimdi bu da... Orta menzilli. Daha S-400 uzun. Şöyle, görüntü de yeni mi Onur? 400 kilometre. Bir uzun menzilli için çalışmalar devam ediyor. Şimdi şöyle. Evet. Hani F-16'larda var ya blok 1, blok 2, blok 3. Şu atılan gemideki blok 2 idi bizim. Siper'in ikinci versiyonu. Evet. Şimdi bir de blok 3 yapılacak. Bunun da menzili 200 kilometrenin üzerinde. Biraz önce. Bu ne kadar? Bu 150 plus. Yani bunu atış yapan mühendisle görüştüm ben. Tesadüfen şeyde, fuarda. 170 kilometreden vurduk dedi hedefe. 150 plus diyor ya. 170 evet, kilometreden. Bak bu şu çok acayip bir görüntü. Evet. Karadan atılan. Evet. Bunu izlemiştik ya Onur. Bu bir Sinop, Sinop'taki atış. Şimdi bakın karadan atıyorsunuz. Denizden atabiliyorsunuz. Havadan atabiliyorsunuz. Zaten uçak. Yani o zaman hisarla siper birbirlerini tamamlayan. Tamamlayan. Zaten savunma. Biri karadan biri denizden atılan. Biri karadan biri denizden. Ama şöyle hisar sistemi zaten siperin bir alt versiyonu. Hisar sayesinde sipere geçildi. Bir de tabii bunun motorunu da yine Türk mühendisler üretiyor. Jet motoru mu? Jet motoru. Evet. Menzili sağlayan o. Menzili sağlayan yani o 180 kilometre, 200 kilometre çıkacak olan şey. 600 kilometre radar takibi var. Aynı anda 100 tane hedefi görebiliyor. Peki bu 10 tanesini de vuruyor. Kim yapıyor bunu? Roketsan. Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK, SAGE. Bir de MK. 4 tane kuruluş. Aselsan. Esas koordinatör Roketsan. Yok, Roketsan. Tabii. Güdüm malzemeleri. Aselsan. Aselsan. Dört tane olsun oradaki mühendislerimize, evet, çalışanlara, evet, emek verenlere. Hepsini kutluyoruz. Bu nedir? Atış komuta merkezi. Şeyin atışın, hedefin koordine edildiği merkez, atış komutlarının verildiği yer. Yani tabii bununla ilgili başka gelişmeler de var. Şimdi bir bütünleşik sistem, evet, haline data link denen, bunu Ankara'ya bağlayacaklar. Ve Türkiye'deki bütün bataryaları hava savunma bu merkeze bağlayıp nereden bir hedef çıkarsa en uygun hangi batarya vuracak bunun kararını Ankara'dan verecekler. S-400'e ihtiyaç kalmayacak diyebilir miyiz? Artık yani şöyle blok 2 bu Mart-Nisan ayında teslim edilecek. En son aldığımız bilgi bu. Bir daha soruyorum. S-400'e ihtiyaç kalmayacak diyebilir miyiz? Evet artık yani bu blok 2 girdikten sonra bizim S-400'e olan ihtiyacımız oldukça azalır.
Yani ama tutup da S-400 diye bir sistem var elimizde. Bunu da gerekirse kullanırız. Ama artık S-400'ü kullanmak ikinci planda kaldı. Onu da söyleyebilirim. O kadar hayati olmaktan hayati çıkıyor. Olmaktan şu an itibariyle çıkmış durumda. Ha, şu anda çıkmış. Şu anda çıkmış durumda. Çünkü bir blok bir teslim edildi. Orada şimdi, bir blok... gerçek daha var. Yani S-400'lerin bizim F-35'lerden çıkışımıza gerekçe yapıldığı ortada. Şimdi S-400'lerin Kıbrıs'ta Yunanistan biliyorsunuz Girit'e yerleştirerek Türkiye'nin itirazlarını engellemişti. Geçmişte S-300'lerle ilgili. Türkiye'de bu S-400'leri bunu hep gündeme getiriyoruz. İşte Nahçıvan gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi NATO'nun itiraz ettiği, Amerika'nın itiraz ettiği mesafenin dışına çıkararak F-35'lere dönerse bana göre milli çıkarlarımız açısından uygun bir hareket tarzı olur. Biz de uzun menzilli, işte 400 kilometre menzilli füze geliştirme sistemini de bir an önce devreye sokarız. Eray Bey, size bir şey soracağım. Biz bu S-400'e ihtiyaç bırakmayacak sistemleri biraz S-400'den tersine mühendislikler yaparak almış olabilir miyiz? Olabilir miyiz? Sadece o da değil. Başka yerlerden de. Ta Çin'le başladık biz buna İpek füze. Yani 10 yıllık yapıp, 20 yıllık bir hikaye. 20 yıllık bir serüveni var bu işin. Öyle dünden bugüne değil. Değil. Yani. Hatta bunun için yeri gelmişken söyleyeyim. Bazı yerlerde araştırma merkezleri kuruldu. Geliştirme çalışmaları yapıldı. Bunların know-how'larıyla dışından biz bunu yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize. Çin'le yapılan işbirliğine yine Amerika itiraz ettiği için yarım kaldı. Yani ama onların know-how'ını da almıştılar. Al tabii mutlaka. Onu da söyleyeyim. Her yerden de Amerika çıkıyor ya. Her silah satacak ya işte. Yani boşuna İran büyük şeytan. Çok teşekkürler. İyi geceler. Bizden bu kadar.